Evlerini açtılar, acılara merhem oldular adeta. Boşta duran daireler onlara yuva oldu. Erzaktır, giyimdir, hepimiz gönderebiliyoruz ama evini açmak bir insanın gönlünü açması demek. Üç tane dairemiz vardı. Yaraya merhem olalım istedik açıkçası. Yeni doğmuş bebekler, yalın ayak çocuklar, her şeyini kaybeden çaresiz depremzedeler. Sesli bir duyan var mı? Bitme. Buradayız bak. Ses geldik. On kentimizi yıkan çifti afetin ardından imkanı olanlar yuvasından olan binlerce depremzedeye evini açıyor. 3 tane dairemiz vardı. Yaraya merhem olalım istedik açıkçası. Biz sevinelim derken daha fazla üzüldük. Çünkü sadece 3 aileye yardımcı olabildik. Yurt dışında gurbetçilerin herkesin evleri bomboş burada. Sadece bizim mahallede 7 tane daire var boş. Evinde eşyası var. Hepsi evlerini alsa 7 aile yerleşir yani. Önce barınak. Aklımız da kalbimiz de deprem bölgesinde. Çünkü umutlarımız da acılarımız da ortak. Hepimiz bir diğerinin yarasını kapatmanın peşindeyiz. İşte bu üç güzel insan da onu yaptı. En büyük sorun olan barınma krizini çözebilmek için bakın ne yaptılar. Benim Silivri'de bir yazlığım var. Öncelikle onu açtım. Burada ablamın şu an boş olan eşyalı bir evi var. Onu açtık. 3 çocuk bir yetişkin olmak üzere annesiyle beraber gelmiş. 3 tane küçük kardeşimiz vardı. Onları yerleştirebildik. Mesela bir aileye ev tutuldu. 24 milyar depozit, 5 milyar kira. Bu şekilde bir ev tutuldu. Ama ücretsiz verenler bizimle birlikte olanlar. Yani biz herkesten bunu bekliyoruz. Yani şu süreçte kimse parayı düşünmesin. Mülk Allah'ın. Bizim değil. Bir aileyi biz Diyarbakır'dan getirdik, yerleştirdik onu da. Şu ana kadar depremzede 3 ailenin yarasına merhem oldular, sıcacık yuvaya kavuşturdular onları ama yeterli değil. Olması gerekense... Keşke herkes boş evini açabilse, hani evine kıyabilse, kiraya vermese. Biz herkesten bunu bekliyoruz. Yani şu süreçte kimse parayı düşünmesin, mülk Allah'ın. Bizim değil. Ünlü isimler de boş durumdaki eşyalı evlerini depremzedelere açacağını duyurdu. İlan sitelerindeki ücretsiz ev ilanları da her geçen gün artıyor. İnşallah çıkarcılar da danmazlar bu evlere. İhtiyacı olanların haklarını ellerinden almazlar. Bir de şimdi çünkü bunun da şeyi başlayacak ama... Valla inşallah'tan ziyade devletin o konuda devreye girmesi devletin lazım. Devletin bu evi ki verecek insanlar. Dün ben yine bir ufak kardeşimiz için bir arayıştayken bir konuya şahit oldum. Dedi ki evimin üst katını vereceğim dedi Ebru Hanım. Eğer dedi uygun temiz bir aile bulursam güvenebileceğim... Gerçekten çünkü neler geliyor. Depremde de izliyorlar. Depremle alakaları yok. Yanından bile geçmemişler. İşte orada öyle AFAD izliyor. Yetkililerinin devreye girmesi lazım. Daha doğrusu özellikle depremzedeyseniz zaten hani İstanbul, Ankara'ya da ülkenin dört bir yanına daldıysanız oradaki AFAD yöneticilerle evet. Devreye girip ben depremzedeyim diye o belgenizi almanız gerekiyor. Evet, mutlaka.